Kanal ve ekranlarından herkese merhabalar efendim. Ben Gözde Gürgöz'e bir çarşı pazar özel programında daha beraberiz. Bugün muz serasına geldik. Serhat arkadaşımız da gösterirse 15 günlük muzlarla beraberiz şu anda. Ama birazdan artık 15 günü doldurmuş 6 aylık muzlarla beraber olacağız. Adnan Bey'le üreticisiyle konuşacağız. Ardından da Hasaneli Bey Bey'le halin durumunu konuşacağız biraz. Hem muzu hem sebze üreticisini hem meyve üreticisinin halini konuşacağız. Dilerseniz bir önce bu serüvene hep beraber adım atalım. Bölümde Hasan Ali Bey'le beraberiz. Merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. ben de. Iyiyim. En son korona'nın ilk e, olduğu dönemlerde bir görüşmüştük serada, değil mi? Şimdi de bir muz e, musterasında desem Sera, yanlış muz olur mu? Musterasındayız şu anda. Çok güzel görünüyor, ben de ilk defa gördüm. Bu konu hakkında biraz da konuşalım, ekonomik boyutlarını da konuşalım. Neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu e, muz bizim, e, 2014 Nombian'a çalıştırmış olduğumuz bir firmamız. Daha önce burası geçen seneye kadar salkım domates ekiyordu. E, salkım domates bu ısı gideri, 15 derecenin altına düşürülmemesi gereken seralardır bunlar. Ee, üreticilerimiz e, maliyetlerini bu kömür ısınıyor doğu azya'da bu sıralar. E, girdiler yüksek olduğu için e, geçen seneye kadar yani e, doğru düz para kazanamadılar. Veya maliyeti başa baş çıkardılar. Emeklerine karşılık alamıyorlardı. Bu sene e, bu firmamız bizim e, muz kararı verdi ve şu anda e, muz ekimine geçtiler. E, bu şu, bu sene e, nereye gideceğini yani daha karlı bir e, işletme, yani üretim olduğunu düşünüyoruz arkadaşlarımız da. Ondan dolayı bu e, mus üretimine geçtiler. Ben e, meyve olarak Antalya'dan size şöyle bir bilgi vereyim. E, geçen senekiyle bizim meyve üretimimiz Antalya olaraktan 33 bin ton. Nisan 26'ya kadar Ocak 1 Nisan 26 ürettiğimiz 33 bin ton. E, bu sene de şu anda aynı ama fiyatlarımız e, meyve üretiminde yüzde 20 geçen senenin üzerinde. Ee, sebze üretimimizde ise e, geçen sene biz e, 208 bin ton e, sebze satmışız. Bu sene 224 bin ton e, sebze üretimimiz var bizim Antalya'li olaraktan. Geçen ile bu seneki e, üretimimiz arasında aşağı yukarı bir 14 ton, bin tonluk bir fark var. Gelirimiz de geçen sene üretimimiz bu sene artmasına rağmen özellikle sebzede 70 milyon TL Antalya'da mal getiren çiftçilerin geliri ondan daha düşük. Meyve şu anda bir çiftlerim için daha karlı bir yatırıma e, benziyor. E, şu anda bakalım inşallah e, üreticilerimiz de e, meyve üretimine yöneldiler. İnşallah onlar için e, karlı olur diye düşünüyoruz. Bu firmamız zaten bizim dediğim gibi 2014'ten beri çalıştığımız bir firma. Geçen seneye kadar e, emeklerinin karşılığını sebze üretiminde pek alamadılar. E, bu sene muza geçtiler. Hayalisiyle inşallah karlı bir yatırım olacağını düşünüyoruz. <laughs> Halin içindesiniz biliyorsunuzdur. Evet. En çok üretici hangi meyveye yöneliyor peki? Biz şu anda muzu tavsiye ediyoruz. Aha. Neden? E, muz şu anda e, geçen senenin ortalama 2000 TL üzerinde fiyat. Muzun şöyle bir faydası var bize. Muz bizim ithal ettiğimiz bir ürün. Yani bu ne demek? Biz yurt dışına döviz veriyoruz. E, Dövizimiz vermeyelim. Burada iklimimiz de müsait. Bu firmamız ne güzel. Burada iklimlendirmeyi de yaparaktan hem ülkemizden döviz çıkmasını engelleyecek... Hem de yel üretimimizi yapmış olacağız. Yani kazan kazan dediğimiz bir ürün oluyor şu andamız. Hayırlısıyla iyiye doğru da gidiyor bu. Fiyatlardan da bahsedelim. Ne kadardı muzun geçen yıl kilosu? Şu an ne kadar satışı olacak? Bugün itibariyle seredaki fiyatlar 7500 TL civarında. Bugüne kadar da geçen senekiyle bu seneki üretimin şey, muz fiyatının ortalaması bu sene 2000 TL üzerinde. Bu üreticilerimiz için iyi bir şey. En azından meyvecilerimiz açısından iyi. Yani meyve üretiminde tonajlarımız aynı. onu üreten çiftçilerimiz bir yüzde %20'lik fiyat artışı var. Onlar oradan kazançlı. Enflasyonu da düşürürseniz sigorta ücretleri arttı, birçok giderleri arttı. Aslında bir yüzde yirmilik artış başa başa da de denk gelebilir. Ama sebze üretimimizde çiftçilerimiz bunu sağlayamadı. çünkü onlar 70 bin 70 milyon TL geçen seneki gelirleri gelirleri Antalya'yla mal veren üreticilerimizin gelirleri daha düşük. Gelirleri fazla. Sebze üreticileri ne yapmalı peki? Hani sebze üreticileri ne yapmalı? Hani şu an meyve üreticisi daha şanslı görünüyor diyorsunuz. Şanslı diyorsun. gözüküyor. Ya yani sebze şöyle bir durumumuz var. Şimdi biliyorsunuz koronavirüs var. Dünyada bir büyük bir salgın. Yani ülkemiz de bunun faturasını ödüyor. Herkes ödüyor. Biz e, en azından e, sebze meyve sektörü olan insanlar olaraktan e, bizi bu yasak e, bizi de etkiledi herkes de gibi. Ama biz e, onlardan biraz iyiyiz. Birçok işsiz kalan insanlarımız var. kapanan işletmeler var. Bir de onları düşünürsek yani e, onlar bizden daha kötü durumda. Gerçi devletimiz onlara işsiz kalan insanlara yardım yapıyor, para yardım yapıyor. E, Geçincemelerini sağlayabilsin diye. Ama biz çiftçiler olarak da üreticiler olarak da halciler olarak da iyi kötü bizim çarkımız dönüyor. Bizim o bakımdan geçen seneki fiyatları elde edemesek de bir şikayet edecek durumda değiliz. Çünkü dünyanın şartları belli, ülkemizin şartları belli. O bakımdan biz halimize şükrediyoruz. Çiftçilerimiz fakat dediğim gibi sebze üretiminde şu anda maliyetlerini zor karşılıyorlar. Özellikle domates üreticileri geçen seneki geliri bir de kilo bazında bir TL daha düşük. Yani onlar da zorlanıyor bunu belirtmek isterim. Şimdi bu konuya de, e, değindik. Evet dediğiniz gibi bu koronavirüste lojistik ve gıda, meyve sebze hiç durmadı. Çünkü devam insan yemeye devam, devam ediyor hayatını sürdürebilmek için. Bu koronavirüs kapsamında bu ım, Yasaklar gün gün yasaklar oluştu. Sonrasında bir yığılma oluştu. Bir yığılma oldu. Pazar akşamından sonrası. O konu hakkında ne demek istiyorsunuz halde? Antalya'da da böyle bir şey yaşandı mı? Ya, yaşandı. Ee, keşke yaşanmasaydı. Ee, virüsün atmasına sebep olacak olan bir toplumumuz açısından iyi bir olay değil. Ee, biz vatandaşlarımıza her zaman şimdi şunu söylemek isteriz. Türkiye sebze meyve üreten, ihraz eden bir ülke. Biz Avrupa'ya, Rusya'ya her yere sebze meyve gönderiyoruz. Biz üretimimizden daha fazlasını yurt dışına gönderiyoruz. yani ülkemizde hiç kimsenin sebzede zaten stok diye bir şey olması yani uygun bir şey değil zaten. Yani raf ömrü düşük olan bir şeydir. Stok, stok yapacak, sebze bulamayacağız diye saldırmalarına gerek yok. Üretim bizde fazlasıyla bol. Yani Türkiye'de sebze meyve kıtlı olmaz bunu herkesin bilmesi gerekir. Yani e, vatandaşımızın stok yapacağız, vay bulamayız diye bir şey düşünmesinler, e, üretimimiz de fazlasıyla var. Bu sene üretimimiz daha da fazla. Meyve tonajımız aynı ama e, sebze üretimimiz geçen seneden %10 daha üstünde. O bakımdan bizim vatandaşlarımıza tavsiyemiz e, Türkiye'de ürün bol. E, bulamayacağız deyip stok yapma niyetine gitmelerine gerek yok. Zaten sebzeyi stok yaparsanız zaten lafa düşer dayanıklı da olmaz. Patates soğan da anlıyoruz tamam. Zaten biraz da patates soğan yükselmesi. Geçen sene en azından dayanıklı tüketim malı. Onu da vatandaşımız biraz stoğu gitti diye düşünüyoruz. Fiyatlar ondan yükseldi. Şu anda yeni patateslerimiz de çıktı. Soğanlarımız da çıktı. Bence hiçbir üründe stok yapmaya Türkiye Cumhuriyeti'nde gerek yok. Cumhurbaşkanımız da zaten kesinlikle üreticiye destek vereceğinden artık kendi ürünlerimizi kendimiz üretmemiz gerektiğini de söylüyor. Desteğini de verecektir eminim. Evet son olarak neler söylemek istersiniz? Ülkemiz şu anda işini yapıyor. Dedim ya bu e, ithal ettiğimiz bir üründü bizim. E şimdi ne güzel şimdi e, devletimizin teşvi de var bu seralarda. E, yurt dışına dövizimiz gitmiyor e, dövizimiz ülkemizde kalıyor. Ve yerli malı, yurdun malı kendi ürünlerimizi artık e, avokado da buna benzer ürünler. Bunlar yerleri şu aldı artık yani. Hani tarımımız her bakımdan gelişiyor. Daha önce üretmediğimiz ürünler, serada önceden muz üretilmezdi, şimdi bakın teşviklerle bu serada muzlar üretiliyor. Tam onu söyleyecektim, lafınızı kesiyorum. Biz de küçükken okuldayken yerli malı haftası yapardık. Yani evet, evet, Onda evet. muzu getirdiğimizde yerli malı olmadığını evet. söylerlerdi. Evet. Ama şu anda çocuklara eğer öyle bir şey varsa hala, yerli malı haftası varsa muzu muzu da götürebiliriz, yerini alabilir. Alabilir ama şu anda şunu söylemek istedim, hala ithal muz geliyor. Hı hı. Bu yerli muz ürettikçe artık ithal muzlar belki ileride gerek kalmayacak. Aynen. Ülkemizin dövüzü de ülkemizde kalacak. Aynen. Her bakımdan olumlu bir yönde ilerlenimiz ilerliyoruz, i̇lerliyoruz. ilerliyoruz. Çok güzel bir konuşma gerçekleştirdik Hasan Ali Bey'le. Şimdi de muz üreticisi Adnan Bey'le konuşacağız. Bakalım bu muz serüveni nasıl nasıl üretiliyor? Hep beraber izleyelim. de muz üreticisi Adnan Bey ile beraberiz. Merhabalar Adnan Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. E, bu serasına geldik. İlk defa da görüyorum. Hasan Ali Bey'le de konuşmuştum. Çok güzel görünüyor gerçekten. Biraz hakkında bilgi almak istiyorum. Nasıl üretiliyor muz? Şimdi muz e, serası da bizim ilk defa denediğimiz bir sera burada. Evet. Daha önce Hasan Ali Bey'in de bahsettiği gibi 5 yıldır topraksız üretim yapıyorduk. Sarkım domates üretimi. Fakat 5 yıl boyunca maliyetlerin yüksek olmasından dolayı bu sene radikal bir kararla vazgeçtik. bu ektik. E ama geldiğimiz noktada şu anda memnunuz. Daha ürün almadık. Nasip olursa Ağustos ayı gibi bir ürün almaya başlayacağız. O zaman daha net bir şeyleri konuşabileceğiz. Şimdi burada yaprakları var muzun. Muz evet. ağacı olur değil mi bu arada? Evet evet muz ağacı. Muz ağacı oluyor. Bu ne kadarlık bir muz ağacı? Yaklaşık 6 aylık. 6 aylık. Altı hı -hı. Evet. evet. Haziran gibi de meyve verecek. Haziran gibi de doğumları gerçekleştirecek muz ağacı. Ee, doğumlardan sonra bir buçuk iki aylık bir süre sonra ee, şişirmeye başladıktan sonra salatma tesislerine piyasaya sunulmak üzere gidecek. Şişirme derken? Yani büyümesi. 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 Hı -hı. Evet. Bu yaprakları, evet, yaprakları. bir ağaç şekli Bu dama yapıyoruz hı -hı. yapraklarda biz. Şunlar da filizleridir. Bunlar evet. e, gelecek senenin, bunlardan bir tanesi kalacak, hı hı. gelecek senenin ağacı olacak. Bu ağaçtan ürünü aldığımız zaman bunu kesiyoruz. Hı hı. E, burada çürümeye terk ediyoruz. Alttan gelen friz büyüyor. Gelecek sene de bundan meyve alıyoruz. Evet biber Bu, tarlasında da öyle görmüştüm. Kesiyorlar belirli evet. bölümü fideni. O sonrasında diğerlerine... Bunları birisi... tabi seyrettiriyoruz zamanı gelince. Şimdi bir ay sonra yaklaşık bir tane friz bırakacağız biz burada. Hı hı. Diğerlerini alacağız. Her yıl Adnan Bey, muz e, serası, muz üretimi yapabilir mi? Hani bir toprak nadasa bırakılır diye duymuştum. Yok, e, zaten e, muz ağacı çok yıllık bir bitkidir. Hı -hı. Ama doku kültüründen fidan ediliyor şu anda. Evet. Yani daha önce 8-10 yıla kadar bir ağaç gidiyordu. Hı -hı. Yani mevcut şartlarda ser üretiminde 4-5 yıl bir ağacın ekonomik olduğunu söylüyorlar şu anda. Hı -hı. Biz de olduğumuz için deneyip göreceğiz. Yani 5 yıllık bir bitki olarak düşünebiliriz dikildikten sonra. Hı -hı. Maliyeti nasıl? Öncesinde domates de e, domates arasında da bulunmuşsunuz. Muzla domates e, arasındaki fark? Şöyle e, biraz önce dernek başkanımız Hasan Ali Bey'i de dinleyince hı hı. E, bu sene domatizden vazgeçmekte ne kadar isabetli bir karar aldığımızı duymuş olduk. Yani diğer üretime göre özellikle bizim yaptığımız salkım domatizi göre çok ciddi anlamda üretim maliyetlerinde fark var. Yani domatizdeki üretim yüz dersek muzdaki on. %90 arasında aşağı yukarı bir farkımız var. Çok yüksek bir fark gerçekten. Çok ciddi bir fark. Nereden kaynaklanıyor derseniz ben, evet. ısıtma ve personel gideri en ciddi şey. Mali. Domates serasına kaç kişi çalışır, muz serasında kaç kişi çalışır peki? Zaten burada domates serasında 30 kişi vardı. Şu anda e, 3-4 kişiyle biz burayı götürebiliyoruz. Peki korona. Isıtmamız da yok. Isıtma da yok. Evet bu da çok önemli bir konu. Gireceğim önemli, bu konuya. Isıtmamız ithal kömürlü oluyor. Ciddi bir maliyetti. Hı hı. Kaç derecede olması ısınma, ısının ıı, oluşması lazım Şöyle, burada? E, umut serer alanında en önemli dikkat edeceğim şey nem ve ısı. Hı hı. 40 dereceyi kesinlikle aşırtmayacağız. Kışın da 0 derecenin altına düşürmeyeceğiz. Nem oranında 60'ta 90 arasında tutacağız. Zor mu peki bu oranı yakalamak? otomasyonlar yapıyor zaten. Teknoloji hı. geldi artık. artık onu yok. otomasyonla şey yapabiliyoruz, halledebiliyoruz. Artık bizim Antalya'nın da muzu var diyebileceğiz. Anamur muzu duyuyoruz. Evet, Mersin'de evet, daha evet. çok duyuyoruz evet, ama Antalya'da üretime başladı. Özellikle e, o konuda Antalya bölgesi çok iddialı. Evet. Antalya bölgesi için de Manavgat hı. bu işin öncülüğünü yaptı. Şimdi bu bölgede yayılıyor. Hı hı. E, zannederim Anamur muzu ikinci planda kalır böyle giderse. Manavgat-Serik arası 6000 dekar, hı hı. şu anda bu yıl yapılacak olan ve yapılmış olanlarla da Serik bölgesi 1000 dekar falan. Oo, gerçekten evet. yüksek oranlar bunlar. Evet, peki bunların sulama işlemi nasıl oluyor, nasıl büyütüyoruz? Sulama bu işlemi Muzacımın. çok basit, hı hı. Ee, bunlar yaklaşık e, şu boyda, şöyle izahat edersem geliyor. Hı hı. Yağmurlamalarımız var, şu kenarda gördüğünüz aha, gibi. Aha. İçeride tabi bunların teknik donanımı var, aha. otomasyonu, sulaması, deposu vesairesi. Bu yağmurlamalardan fışkırtarak veriyoruz. Hatta biraz sonra size çalıştırıp orada da bir Zaten çekim Zaten nemden yok. besleniyor değil mi adam? Tabi, nem, nem evet. ve gübre. Yani azami olan nem. Tabi tropikal bir bitki olduğu için e, nem çok önemli. Evet. Su bit, sulu bir bitki çünkü. Şu gövdenin içi su o, tamamen. Oo, <laughs> evet. Şöyle baktığınız zaman aha. bakın. Kırmayalım daha Ve acil. Özellikle de tropikal bitki Antalya bölgesinde yani özel Akdeniz sahil şeridinde son 2-3 yılda ciddi anlamda bir iğme kazandı. Yani avokado hı hı. artışı var, muz artışı var. Bu da tabii e, ülke ekonomisi için çok olumlu bir gelişme. Hı hı. Artık ananasımızı da üretebilir miyiz? Geliyor, yavaş yavaş onlara da geliyor. Değil Kivi mi? zaten üretiliyor biliyorsunuz. Aynen. Ejder meyvesi Gazi Paşa'da üretiliyor. Hı. Yani yavaş yavaş ithalattan bu tip ürünlerde vazgeçecek bir seviyeye geliyoruz. Türkiye zaten jeopolitik konumundan dolayı gerçekten çok şanslı bir ülke. Üretim açısından da her açıdan çok zengin. Yani bu güzel tropikal meyveleri üretmek Antalya'da da buna yani adım atmak Tabii çok Tür güzel olmuş. Türkiye için de Antalya ayrı bir şanslı. Kesinlikle öyle. Antalya ayrı bir şanslı. ve artık Antalya zaten işte tarımda da süreç üretim planlaması ve çeşitlen geçecek. Yani hı hı. ürün çeşitliliği ve planlamayla hı hı. ciddi anlamda dünya pazarlarına hükmedebiliriz. Evet. Dolayısıyla bu son 3-4 yıllık gelişmeler çok olumlu gidiyor şu anda. Hı hı. Bundan sonra da muz üretmek isteyecek misiniz ürünlerinizi aldıktan sonra? E tabi artık Böyle bu bizim, tabi bu bizim işimiz şu anda. Hı hı. Yani nasip olduğu sürece muz üretimine devam edeceğiz. Tropikal meyve olarak sadece muz mu ürettiniz yoksa ondan öncesinde kivi de ürettiniz yok, mi? Yok. Hani? da bu yok öğretmedik daha önce sebzeciydik İlk defa meyveye muzla başladık meyveye muzla başladık doğru evet çok güzel biraz Hasan Ali Bey'le ile fiyatların da konuştuk üretici e, alıcıya fiyatını da konuştuk bu konu hakkında siz ne demek istersiniz şimdi tabii e, üretimde e, piyasa şartları farklıdır hı hı. yani arz talep de dengeli bir olaydır eğer e, arzınız fazlaysa talebiniz düşükse fiyat Düşüyor. Talep fazla, arz düşükse fiyat yükseliyor. Yani bu sabit bir fiyata mukayese edemiyoruz bunu. Bu sene muz evet iyi. Ciddi pallara satılıyor. 4 liradan aşağı satılmadı. 7 liraya kadar çıktı dalında. Evet. Ee, üreticisini de memnun etti. Ama Aha. biraz önce Hasan Ali Bey'den duyduğum rakamlara baktığımız zaman sebze üreticileri biraz daha tabii ki şey e, ciro açısından daha düşük kalmışlar. Mağdur biraz daha. Evet. evet mağdur diyebiliriz. Aynen. Şimdi burada e, damla sulama değildi değil mi? Damlama değil, yağmurlama. Ha, yağmurlama. Yağmurlama yani yukarıda he. da sistememiz var. Evet onu gördüm ben. O sisleme nasıl oluyor? Sisleme e, içeride nem oranını ayarlayabilmemiz için biliyorsunuz Antalya yazın çok sıcak. Evet. Ciddi anlamda. E, 45-50 dereceye kadar çıkıyor. Seri ortamları daha sıcak oluyor. Hı hı. Sislemeyi çalıştırıyoruz. Nemi istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Evet. Şöyle diyorlar hani yaz meyvesi yazın yenir, kış meyvesi kışın yenir. Ee, yazın oluşan bir meyveyi neden ben kışın yiyeyim ki diye bir ön yargı var halkta. Yani, yani Artık e, eskiden bir turfanda kavramı vardı biliyorsunuz Hı -hı. o kalktı. Şimdi e, Türkiye'de çok istisna meyveler hariç 12 ay boyunca her şey yeniliyor. Değil mi? Tabii. E, sağlıklı mı yani? E, sağlıklı. Seraya biraz hani tamam, şey bakıyorlar Tamamen mı? sağlıklı, tamamen sağlıklı. Yani bazen kamuoyunda bir takım spekülasyonlar yapılıyor ama hiçbiri gerçek değil. Evet. Tü, bütün ürünler nerede üretilirse üretirsin, kim tarafından üretilmiş olursa olsun hepsi sağlıklı bir şekilde yiyebilirler. Hı hı. Çünkü bu konuda bakanlığın, il ve ilçe tarım müdürlüklerinin çok ciddi denetimleri var. Evet. Yani bu denetimler sonucunda herhangi bir e, sağlıksız ürün yetiştirmek mümkün değil. Adnan Bey, soruları çok e, karışık soruyorum ama aklıma geldikçe ilk defa bir muz tarlasındayım ben de. Peki sulama kaç günde bir yapılıyor? Her gün sulama yapılması Şöyle, lazım e, e, mı? Bu tamamen teknik bir olay, Hı -hı. İhtiyacı göre. Kışın çok ihtiyaç olmuyor. Hı -hı. Artık önümüz yaz bahara girdik, önümüz yaz olduğu için daha çok su vermek zorundayız. Şu anda günlük iki saat gibi veriyoruz buraya suyu. Günlük, günlük iki, iki saat. Yani yazın bu biraz daha çıkabilir. Kaç kişi çalışıyoruz demiştiniz? Üç kişi, dört kişi o arada çalışıyoruz Hı -hı. şu anda. Evet İhtiyac 4 kişi. İhtiyaç olduğu zaman da Hı -hı. ya tedarik ediyoruz. Burası da çok ayrıca büyük bir muz terası gerçekten. O kadar büyük ki. Evet gibi. burası 39 dönüm. Evet. Şimdi öbür tarafta da bir 23 dönüm yaptık. Hı -hı. Orayı da yeni ektik. Daha 10 gün oluyor. Hı -hı. İşte bir Eylül ekimi, bir Nisan ekimi bu. Onlar da bir 6 ay sonra bu kadar olacak. Onlar Hı -hı. daha çabuk olur. Öyle mi? Çünkü önü. Yaza geldiği için sıcak hı, bu da gelişmesi ve büyümesi daha hızlı olur. Hı hı. Bunlar kışa geldiği için hı. biraz daha geç. Demek olur. ki güneşin olması, Tabii ki sıcaklığın üretim. artması, üretimi de neyesi. hızlandırıyor. Ne üretirseniz üretin, güneş güneşi çok önemlidir. Evet. Yani bu domates için de, diğer ürünler için de geçerlidir. Evet. Güneş güneşi olmazsa olmaz üretimin. Adnan Bey ben kendi adıma çok tebrik ediyorum sizi buna ön ayak olduğunuz için. Çok güzel bir muz serasındayız. Son olarak bir şeyler eklemek ister misiniz programımızda? Kapanışımızı yapacağız. Vallahi üretim güzel. Yani tabi bu 6 aylık bunu bir 3, -3 ay sonra gelmiş olsaydınız muzun meyveleriyle beraber görmüş olsaydınız. O zaman da geliriz. Yani, tabi her zaman bekleriz. <laughs> Tropikal bir ormanda gibi hissedersiniz. Evet. Yani bizim işimiz üretmek. Üretiyoruz ve seviyoruz üretimi.